İmaj makine sanayinde halka arz sonuçları geldi. Şimdi sonuçlara bir bakalım şöyle. Yurt içi Brensel'e %30 pay ayrılacaktı. Yurt içi kurumsal %60, yurt dışı kurumsal %10 pay alacaktı. Katılıma bakalım gerçekten yurt dışı kurumsaldan, yurt içi kurumsaldan yeterince talep geldi mi? Yurt içi bireyselden fazlasıyla talep geldiğini düşünüyoruz. Evet, yurt içi bireysele 4.200.000 TL bir hisse payı ayrılmıştı. 129.155 kişi talepte bulunmuş ve tamamı tabii ki gerçekleşmiş. Yurt içi kurumsal 8.400.000 liralık bir pay, yurt içi bireysel iki katı pay ayrılırken 34 kurumsala 20.031.664 adet TL'lik, pardon, 20 milyon 31 bin liralık hisse verilmiş ve %59,60'ına denk geliyor. Yani az 0,40'lık, %0,40'lık bir eksiklik var ama yurt dışı kurumsal da talep göstermiş. Yurt dışı kurumsal 1 milyon 400 bin nominal liralık bir hisse isterken, yani ayrılırken 4 yurt dışı kurumsal 1 milyon 388.667 liralık talep girişi yapmış. %4,13'ü karşılanmış. Evet, şimdi 4 milyon 200 bin nominal değer, evet, yurt içi bireysel 8 milyon 628 bin yurt içi kurumsal dağıtım bu arkadaşlar. Ve 1 milyon 172 binde 1 milyon 172 binde yurt dışı kurumsal, o yurt dışı kurumsalın paylarını kime vermişler? Yani orada çok fazla bir eksiklik de yok aslında. 4 nokta evet, bu payları kurumsala vermişler gördüğünüz gibi. 8 milyon 400 bin yerine 8 milyon 628 bin lira vermişler. Böylece yurt içi bireysel %30 pay alırken yurt dışı kurumsal %61,63'e çıkmış. Yurt dışı kurumsal %8,37 pay almış. Yani hisse kurumsalların elinde. Kurumsalların tavrı, özellikle yurt içi birey kurumsalın tavrı, hissenin gidişinde etkili olacak. Halka arzda toplam 129.193 yatırımcıdan talep geliyor. Kaç kat? 2,40 kat talep istiyorlar. 2,40 kat. Yani bu ne demek şimdi? Şöyle bir kabaca hesap yaparsak, hemen hesap makinesine dönelim. Evet, 14 milyon. 29 bin. Evet, şöyle tekrar bakacağım sonuçlar arkadaşlar. 4 milyon 200 bin, biz bireysel hesaplayalım. 4 milyon 200 bin bölü 120 bin kişi başvurmuştu. 350 lot. Evet, 350 lot. Eğer tabii yeterince para girişi olsa 350 çarpı 15 liradan başvurmuştuk. 525 liralık bir pay gelecek bireysele. 525 liranın altında 200-300 lira girenler varsa, ki bu zor ihtimal, birazcık bu elimize geçecek miktar artabilir ama imaj makineden elimize gelecek hesap başı 525 lira. Umarım bir 4 tavan yapar. Böylece 200 küsür lira hesap başı elimizde kalabilir. Tabii ailesine göre birden fazla hesap açanlar var. Onlar daha fazla kazanacaktır.